Sevgili dost, bugün seninle bütün hayatımızı yöneten bir sistemi, yani bilinçaltını konuşmak üzere buluştuk. Gerçekten bütün hayatımızı yöneten bir sistem ama onu bu şekilde programlayan da biziz. Bu videoda nasıl işlediğine dair temel bazı bilgiler vermek istiyorum. Ama geri kalan videolarda da onu istediğin hayatı yaşayabilecek şekilde, inşa edebilecek şekilde nasıl programlayacağını mümkün olduğunca basit hayatın içinden örneklerle aktarmaya çalışacağım. Zira çok ama çok önemli bir konu. Öncelikle bana göre biraz yanlış anlaşılan bir konu. Çok fazla insanla iletişim halindeyim. İşimden ötürü koçluk yaptıklarım, sosyal medya takipçilerim, eğitim ve seminerlerime katılanlar. Hep geri dönüşlerde bakıyorum ki bilinçaltını böyle bilinmez, karmaşık ya da korkutucu bir sistem gibi düşünüyorlar. Artık böyle kopyala yapıştır ezber gönderilerden öğrendikleri şekilde konuşmalarını dahi kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama böyle çok kontrolcü oldukça yapmaya çalışırken daha çok bozar hale geliniyor. Şimdi sana bir şey soracağım. Sence Facebook en büyük sıçramayı ne zaman yaptı? Ben söyleyeyim, bana göre beğen butonunu ekledikten sonra yaptı. Neden biliyor musun? Cambridge Üniversitesi'nde 2008 yılında psikometri bölümünde doktora yapan iki öğrenci çok büyük bir araştırma yapmıştı. Ve onların açıkladığı sonuçlarda şöyle veriler vardı. Herhangi bir Facebook kullanıcısı 65 beğenisi üzerinden derisinin rengi, cinsel yönelimi ve hangi partiye oy vereceğine ilişkin %85 doğruluk oranıyla tahmin edilebiliyordu algoritma tarafından. Sadece bu da değil, 70 beğenisiyle arkadaşlarından, 150 beğenisiyle ailesinden ve 300 beğeniyle eşinden daha iyi tanıyabiliyordu algoritmalar bu kişiyi. Belki diyeceksin ki ya bilinçaltı dedin, Facebook, beğen butonu, algoritma ne alaka? Ama şöyle bir düşün. Bak, bu araştırmanın üzerinden 14 yıl geçmiş. Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, Twitter kullandığın bütün sosyal medya platformlarını düşün. Karşına neler çıkıyor? YouTube'da beğendiğin ya da beğendiklerine benzer videolar ve kanallar. Instagram'da milyarlarca hesabın içinden sadece beğenip takip ettiklerin ve benzerleri. YouTube, işte Google'da, LinkedIn'de, Twitter'da hepsinde aynı. Neden biliyor musun? Çünkü algoritmalar da aynen bilinçaltın gibi çalışıyor. Nasıl ki o sosyal medya platformlarının algoritmaları seni senden bile daha iyi tanıyor. Çünkü sen onlara bazı bilgiler verdin. Şunu beğeniyorum, bundan hoşlanmıyorum, buralara yorum yapıyorum, öfkemi kusuyorum. İşte en çok şunları görmek istiyorum. Spor, ilişkiler, aşk, siyaset, para, kripto, işte borsa, yatırımlar vesaire. Sen onlara ne verdiysen geri kalanını filtreliyor ve senin için bir gerçeklik yaratıyorlar. Bilinçaltında böyle çalışıyor işte. Bugün ortalama bir gününü düşün mesela. Sence bilinçli olarak yaptığın seçimler mi, yoksa bilinçsiz olarak, yani otomatik davranışlarla yaptığın seçimler mi daha fazla? Cevabı ikimiz de biliyoruz. Daha çok bilinçsiz, yani otomatik davranışlarla seçim yapıyorsun. Neden biliyor musun? Bunun sebeplerinden bir tanesi bilincimiz, yani akıl dediğimiz bölüm saniyede 40 bit bilgi işleyebiliyor. Bilinçaltımız ise 4 milyon bit. Yani orada bize dair o kadar çok kayıt var ki. Nasıl kayıtlar? Neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz, nelere karşı öfkeliyiz, nelerden korkuyoruz, çekiniyoruz, parayla olan ilişkimiz. Mesela orasını bir arşiv odası gibi düşün. Her konu başlığıyla ilgili bazı kayıtlar var. Para için ne düşünüyorsun? Şu an belki de işte parayı istiyorum, sahip olacağım diyorsun ama bilinçaltında belki de gönderdiğin kayıtlar var farklı şekilde. Düşüncelerine, sözlerine, izlediğin filmlerle, okuduğun kitaplarla ilişkilendirilmiş şekilde, oradan yaptığın çıkarımlarla. Yani belki de para için orada işte çok mal haramsız olmaz, para elinin kilididir, parası parayla mutluluk olmaz gibi kayıtlar olabilir. İlişkilerle ilgili yanlış şeyler olabilir ve bu yüzden de bir türlü istediğin uyumu yakalayamıyorsundur. Bir türlü anlaşılamıyorsundur ya da anlaşılamadığını düşünüyorsundur. Sevdiğin insanlarla bile iyi bir ilişki kuramıyorsundur. İyi de kazansan, kötü de kazansan, hayatının bazı dönemlerinde değişebilir çünkü bu.
Çok kazandığın dönemlerde bile belki parayı elinde tutamıyorsundur. Ya da kendinle olan ilişkin, kendini yeterince sevmiyorsundur. Egzersiz yapacağım deyip sözünü tutmuyorsundur. Diyete başlayacağım deyip bozuyorsundur. İşte bunların hemen hepsinin sebebi bilinçaltında sana dair kayıtlar. Çünkü bilinçaltın aynı algoritmalar gibi yorum yapmaz. Faydalı faydasız, senin için iyi ya da kötü hiç düşünmez. Sadece der ki bana bu bilgileri verdin, senin gerçekliğin bu. Özgüvensizim demiş olabilirsin, korkuyorum demiş olabilirsin, yapamıyorum demiş olabilirsin. Sonra bilinçli kısmına ya ben bunu istiyorum desen de o seni otomatik olarak yönlendirmiştir. Mesela akşam eve gelirsin dersin ki ya ben bugün orada neden şöyle bir cevap vermedim? Tüh! Ya da neden böyle iyi niyetimi göstermedim? Tüh! Ama işte orada seni senden daha iyi tanıyan, hislerini senden bile daha iyi bilen bir sistem var ve seni otomatik olarak yönlendiriyor. Sana bilinçaltının nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım bu videoda. Devam eden videolarda programlamayı, güncellemeyi anlatmaya çalışacağım. Ama bitirmeden bir şey daha söyleyeyim, biraz daha iyi anlaşılsın. 1950'li yıllarda olsa gerek büyük bir araştırma yapılmıştı ve o deneye katılanların hemen hepsinin rüyalarını siyah beyaz gördüğü tespit edilmişti. Sence neden? Bence tahminin doğru. Çünkü o dönem televizyonlar siyah beyazdı ve günde insanlar günde 4 ila 6 saat televizyon izliyorlardı. Bilinçaltıda biz ona ne verirsek onu geri yansıttığı için rüyalarını siyah beyaz olarak görüyorlardı. Birkaç yıl sonra yeni bir araştırma yapıldığında rüyaların renkli olmaya başladığı görülmüştü. Tüm bunlarla anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen bilinçaltına bilerek ya da bilmeyerek sözlerinle, düşüncelerinle, duygularınla her ne gönderiyorsan o senin için onları depoluyor. Geri kalan her şeyi filtreliyor ve senin için kişisel bir gerçeklik yaratıyor. Her gün geçmene rağmen o her gün geçtiğin sokaktaki bazı tabelaları fark etmiyorsun bile. Çünkü bilinçaltın senin ilgilendiğini söylediğin şeyleri gösteriyor sana sadece. Aynen o algoritmaların senin için yarattığı gerçeklik gibi. Bunlar üzerine biraz düşün. Bilinçaltına ilişkin sormak istediğin şeyler varsa yorumlarda yazabilirsin. Bir dahaki videolarda belki onlara daha çok değiniriz. Ama bundan sonrakilerde zaten nasıl bu programlamayı değiştirebileceğini, nasıl güncelleyebileceğini konuşuyor olacağız. Beğendiysen beğenmeyi unutma ki başkalarına da ulaşsın. Abone değilsen belki abone olabilirsin ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. Açıklamalar kısmında bütün linklerimi paylaşıyorum. Belki podcastleri dinlemek isteyebilirsin. Kişisel Başarının İpuçları adlı seri var. Orada yaklaşık 40 bölüm oldu. İşine yarayacak bilgileri bulabilirsin. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Çünkü bunu hak ediyorsun.